sürpriz. Ne çıkacak acaba, yapıştır boya katla. Tüm cevaplar sürpriz kutusunda, atma sakın atma. Sen de düşün, bul ve tasarla. Neşeyle, merak ve heyecanla başla, armanın coşkusu başlıyor bak sürpriz. Dur dur, dönüş tenatör, telaşlanma. Ben atıyorum uçakları. Ne güzel uçuyorlar değil mi? Niye mi? E çünkü programa geç kaldım. Ondan sonra hızlı hızlı geleyim diye uçakla geldim. Şaka yapıyorum tabii ki dönüş tenatör. Ama çocukluğumda bu uçakları böyle kağıttan alıp yapıp uçururdum. Çok güzel olurdu. Evet, iyiydi yani. Aa, evet. Doğru söylüyorsun. Gelmiş arkadaşımız ekran başında yerini almış bile. O zaman ben de sürpriz kutusunu alayım artık. Ne diyordum sevgili arkadaşım? Hofusu pofusu gelsin sürpriz kutusu. Geldi sürpriz kutum. Ben de onu aldım. Hemen bakalım. Ne var içinde? Hemen çatımın üst tarafını açıyorum. Bakıyorum içinde ne var? Aa, bu ne? Kamış. Peki burada ne var? Beyaz kağıt. Peki bakalım başka ne var? Sol çekmecemi hemen açıyorum. Pastel boyalar, rengarenk. Çok güzel. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Peki dönüş tenatör, diğer çekmeceye ne koydun? Bakıyorum. Hiçbir şey yok ama anahtarım var. Peki. Öyle olsun, ben de hemen kapımı açayım. Burada ne var? Renkli kağıt. Hem de iki ayrı tonda yeşil renkli kağıtlar. Bu kadar mı? Başka bir şey yok mu dönüş tenatör? Evet, biraz az geldi. Dönüş tenatör, sence de az değil mi? Ben bu malzemelerle ne yapacağım? Kağıttan bardak yapıp içine su koyup kamışla içeceğim mi yani? Öyle bir şey olmaz ki. Ne yapacağım ben? Bilmece istediyor. Akıllı. Yani sen bilmece göndermek için benim malzemelerimi biraz azaltmışsın sanırım. Peki. Başa gelen çekilir. Düşünelim bakalım. Pastel boyalarım var. Pastel boyalarımla boya yapabilirim. Evet. Resim mi yapsam acaba? Resim yapmayı ben de çok seviyorum ama daha başka bir şey düşünmelisin diyor. Düşün düşün, nereye kadar? Aslında bunları böyle. Ev mi yapsam? Ama ev yapmak için az malzemem var. Hem dönüş tenatör, ev yapmaya kalkarsan bana bir sürü bilmece sormak zorunda kalırsın. Bir dakika. Evet, aynı şeyi düşünmüşüz. Bir uçurtma yapacağım. Kağıt uçaklarla stüdyoya giriş yaptın, şimdi de bir uçurtma yapıyorsun. Bugün aklım biraz havalarda diyor. Bugün de öyle olsun. Şimdi uçurtmamı nasıl yapacağımı sana anlatayım. Beyaz kağıdı pastel boyalarla boyarım. Cetvel ve kurşun kalemle bir uçurtma şekli çizerim. Keserim. Kamışın bir tanesini dik olarak, diğerini de yatay olarak kağıdın arkasına yapıştırırım. Dönüş tenatörden bir bilmece isterim. O da bana ip verir ve İpi uçurtmama bağlarım. Renkli kağıtlardan uzunca bir şerit kesip uçurtmanın kuyruğunu hazırlarım ve uçurtmaya yapıştırarak projemi tamamlarım. Sen ne yapmayı planlıyorsun dönüş tenatör? Ya öyle mi? Demek sen de uçurtma yapacaktın, ben yaptığım için vazgeçtin. Dönüş tenatör, istersen sen uçurtma yap, ben başka bir şey düşüneyim. Sen yeni bir şey bulana kadar süremiz biter diyor. O kadar uzun sürer yani benim yeni bir şey düşünmem. Öyle mi dönüş tenatör? Çok incesin. Neyse tamam. İyi o zaman, ben uçurtma yapıyorum. Sen yeni bir proje düşün. Hadi bakalım, projemize başlıyoruz. Önce beyaz kağıdımı uçurtma şekline çevireceğim. Bu kağıdın üst taraftan tam orta noktasını bulabilmek için bir tarafını diğer tarafına, diğer ucuna doğru katlıyorum. Ve elimle şöyle üzerine bastırınca kağıdımın üst tarafının orta noktasını bulmuş oluyorum. Sonra aynısını kağıdımın alt tarafı içinde yapıyorum. Yani
bir tarafını yine diğer tarafına getirip şurayı, yani orta noktasını elimle üstüne bastırdığımda alt tarafında orta noktasını bulmuş oluyorum. Zaten izlerden de belli sevgili arkadaşım. Şimdi kağıdımın yukarıdan aşağı ölçüsünü alacağım. Cetvelimi koyuyorum. 30 santim. Evet. Peki burayı 3 eşit parçaya bölmek istiyorum. 30 bölü 3. Ne yapar dönüştüratör? 10. Doğru söylüyor. Peki 10 santimlik bir parçayı buradan işaretliyorum. Kağıdımı 3 eşit parçaya böldüğümde bu aldığım ölçü 3'te 1'lik kısım oluyor. Şimdi aynı ölçüyü karşı tarafa yine alıyorum. Yine 3'te 1'lik kısmını hesaplayabildim kağıdımın. Şimdi cetvelimi buraya koyduğumda kağıdımın üst kısmında ortasını bulduğum yer vardı ya, şurası. Zaten izden de belli. Buradaki orta noktadan şuradaki çizgiyi çekiyorum. Ortadan buradaki 3'te 1'lik ölçü aldığım 10 santim yeri burası işaretlediğim. Yukarıdaki kağıdımın üst tarafındaki noktadan diğer kağıdımın diğer tarafındaki 10 santimlik işareti bir çizgi de oraya çekiyorum. Oldu. Dönüştüratör, uçurtmaya benzedi mi? Benzedi, hadi kes diyor. Tamam, sıra kesmekte. Şimdi kağıdımda uçurtmanın dışında kullanacağım bölümler var tabii ki sevgili arkadaşım. Bunları kesiyorum. Son parça. Bunu da kestim mi uçurtmamın kendisi elimde olmuş olacak. Artık parçalar geri dönüşme. Evet. Şimdi uçurtmamın kendisi burada. Uçurtma şeklimi aldı. Sıra boyamada sevgili arkadaşım. Pastel boyalarım vardı. Uçurtmamın arkası tek renk olsun bence. Ön tarafı, bize bakacak tarafı da rengarenk olsun. Mesela koyu maviyi alayım. Arkasını güzelce maviye boyayayım. Böyle yan tutuyorum sevgili arkadaşım. Büyük yüzeyleri dokulu olarak boyamak istiyorsak, böyle güzel doku doku olsun, hoş bir görüntü olsun istiyorsak yatay tutuyoruz pastel boyayı ve böyle yan 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 boyuyoruz. Şimdi ön tarafını döndürüyorum sevgili arkadaşım. Birkaç renk seçiyorum. Mesela bu mavi dursun. Sarı olsun. Turuncuyla başlıyorum. Boyarken sevgili arkadaşım iki parmak böyle yer yapıyorum kendime. İki parmaklık şurası kadar turuncuya boyayacağım. Sevgili arkadaşım, sıra uçurtmamın çıtalarında. Çıta olarak da işte burada sürpriz kutumdan çıkan renkli kamışlarım. Bunları kullanacağım. Bu mavi çıtayı aldım. Yatay olarak koydum. Denk geldi. Yatay, yani yere paralel. Bu buraya güzel oldu. Pembeyi aldım. Dikey olarak aşağı koydum. Bu da buraya olur. Yukarıya eğer pembe bir kamış daha koyarsam, bak buradan, yani yukarıdan bir boy kamış çok geliyor. Bunu benim kesmem gerek. Üstteki çıta da buraya kadar olur. Makasımı aldım. İşaretimi koyduğum yerden tam da böyle küt, yani sert olarak dikey kesmiyorum. Hafif açılı kesiyorum ki bu sevgili arkadaşım uçurtmamın üst tarafı da böyle üçgen gibi geldiği için hafif böyle şöyle yapıyorum. Şöyle de ona şekil veriyorum. Heh. İşte yukarıda böyle çıkıntı yapmayacak bu şekilde. Sıvı yapıştırıcı kullanıyorum sevgili arkadaşım. Sıvı yapıştırıcıyı sürüyorum. Biraz bekletiyorum ki daha sonra kağıdıma daha rahat düzgün yapışsın diye. Şimdi bu mavi yatay kamışımla başlıyorum. Yapışkanlı bölgeyi kağıdımın üzerine getirerek yapıştırıyorum. Şimdi sıra uçurtmamın kuyruğunda. Uçurtmamın kuyruğunu renkli kağıtlardan yapacağım. Kağıtlar yeterince uzun değil diyor.
bir bilmece göndereyim, sana uzun bir kuyruk vereyim diyor. Sen öyle san dönüştüratör. Ben bu renkli kağıttan uzun bir kuyruk yapabilirim. Yapamazsın diyor. O küçücük bir kağıt, sen koskocaman bir adamsın diyor. Peki dönüştüratör, o zaman seninle bir iddiaya girelim mi? Birazdan benim bir ipe ihtiyacım olacak. Eğer ben iddiayı kazanırsam, yani bu A4 kağıdın içinden geçersem, ihtiyacım olan o ipi bana bilmece sormadan doğruca vereceksin. Anlaştık mı? Anlaştık o zaman. Sen ne diyorsun? Sence kazanabilecek miyim? O zaman yaklaş ekrana. Dönüştüratör sen bakma. Birazdan sana bu kağıdı nasıl upuzun bir şeride dönüştürüp içinden geçeceğimi göstereceğim. O şeritle de uçurtmama bir kuyruk yapacağım. Kağıdımı uzunlamasına sevgili arkadaşım ikiye katlıyorum. Kısa kenar ve uzun kenar. Makasımı alıyorum sevgili arkadaşım. Gizli gizli yapayım ben. Şimdi kısa kenardan yaklaşık bir parmak kadar bırakarak kesiyorum. Ama tamamını kesmiyorum. Dikkat et. Gelmeden önce bir parmak kala bırakıyorum. Sonra hop ters çeviriyorum. Ve yine bir parmak kalınlığında kesiyorum. Ucuna gelmeden bir parmak kala duruyorum. Şimdi sevgili arkadaşım, bunu böyle kağıdın sonuna kadar kestik. Ve şimdi ilk başladığımız yere tekrar geri döndüğümüzde ilk parçanın katlama yerini kesmiyorum, onu atlıyorum. Sonra elime diğer parçayı alıyorum. Bu diğer parçanın katlama yerini kesiyorum. Sonra diğerini de, bu katların hepsini kesiyorum. Dönüştüratör! Bana ip göndermeye hazırlan! Önce göreyim, kazanırsan göndereceğim diyor. Tamam, öyle olsun. Hop, işte! Geçiyorum içinden. Ay, çok heyecanlıyım. Hop, hop, hop. Ta-ta! Ya kazandım, gördün mü işte dönüştüratör? Tebrik ediyor. Peki dönüştüratör, sen ne yapacağına karar verdin mi? Verdin. Aa. Ha bu sefer ipi vücuda veriyorsun. Annemin çok sevdiği bir bitki diyorsun yani. Ne olabilir? Taze fasulye mi? Çok severim, çok güzel pişirir. Öyle bir bitki değil diyorsun. Çok merak ettim, nasıl bir bitki bu? Bunu öğrenebilmek için programın sonunda iple çekiyorum. İp demişken dönüştüratör, iddiayı kazandım. Gönder bakalım ipimi. Evet. Aa, işte ipim. Çok sevindim. İlk defa bilmece yerine tüpten bana ip geldi. Evet. Malzememi bilmeceyle değil, doğrudan yolladın dönüştüratör. Şimdi ipim, evet, güzel bir ipmiş dönüştüratör. İpim burada hazır ama ipim bağlamadan önce uçurtmamın kuyruğunu yapacağım. İşte uçurtmam burada. Heh, bunlar da güzel kurudu. Uçurtmamın kuyruğunu işte bu şeridinden yapacağım. Üç parçaya böleceğim. Evet, şeritlerimi kestim. Şeritlerimin uçlarını elimde topluyorum. Bak sevgili arkadaşım, böyle üç tane ucum var. Bu ucu gelip uçurtmamın kuyruğuna böyle yapıştıracağım. Ama nasıl yapıştıracağım? Selobant kullanayım. Selobantımı aldım. Bundan güzel bir parça kesiyorum. Evet. Uçurtmamın kuyruğu tamam, güzel oldu. Sıra ipimde. İpim biraz uzun. İpimi dolayabileceğim böyle bir malzemeye ihtiyacım var. Onu ağacımdan bulabilirim. Bakalım ağacımda neler var, böyle ipi dolayacağım. Heh, ağaç dalım var mesela. Şöyle küçük bir ağaç dalı işimi görür. Eğer sen ağaç dalı bulamazsan şöyle bir mukavva bulursun, mukavvaya da sarabilirsin ipi. Evet, ağacıma ipimi dolayacağım. Dolamak için önce biraz ipimi açıyorum. Sonra ipimin ucunu ağacıma bağlıyorum.
Şimdi bu ipimin ucunu uçurtmamın kamışına bağlamak istiyorum ama... Aa, bağlayamam, ben bunu yapıştırdım. Evet, yapıştırdığım için buraya bağlayamam ki. O zaman ne yapacağım ben? Bana yardım mı edeceksin? Tabii öncelikle bilmecenin cevabını bilmem gerekecek, değil mi? Bilmecem geldi. Bakalım dönüştüratör bu defa ne sormuş? Evet, okuyorum. Gözünü daya, düğmesini çevir. Sana küçük bir dünya gösterir. Aa, biliyorum. Geçen bir arkadaşım da sormuştu. Bir daha okuyayım da sen bir daha dinle. Gözünü daya, düğmesini çevir. Sana küçük bir dünya gösterir. Mikroskop. Biliyorum, daha yeni duymuştum çünkü bu bilmeceyi. Mikroskop sevgili arkadaşım, bizim gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçük cisimleri görmemizi sağlayan bir alettir. İçinde böyle yuvarlak yuvarlak camdan mercekler var. Görüntüyü büyüterek bizim onları görmemizi sağlıyor. Evet, güzel bir alet. Mesela bilimde çok kullanılıyor. Örneğin tıp. Nerede benim mikroskoplu çekmecem? Heh, işte şurada. Gidip bakalım içine ne koymuş demiştir. Mikroskoplu çekmecem nerede? Heh, işte burada. Bakalım içinde ne var? Ataş. Evet, ataş işime çok yarar. Ama nasıl? Hemen yerime geçip sana göstereyim sevgili arkadaşım. Öncelikle sevgili arkadaşım, ataşımın şu çengel tarafını yukarı doğru kaldırıyorum, büküyorum ve ipimi bunun içinden geçiriyorum. Güzel bir düğüm atacağım. Bir tane daha atıyorum, sağlam olsun diye. Şimdi sıvı yapıştırıcımı alıyorum. Ve ataşımın altına biraz sürüyorum. Ve uçurtmamın birleşme yerine uzunlamasına yapıştırıyorum. Tabii kuruması için biraz beklememiz gerekecek. Ben onu beklerken istersen sana bu uçurtma projemi nasıl yaptığımı yeniden anlatayım. Önce kağıdı uzunlamasına ortadan ikiye katladım ve kısa kenarların tam ortasını işaretledim. Kağıdı tekrar açtım ve bu defa cetvelle boyunu ölçtüm ve çıkan sayıyı 3'e böldüm. Benim kağıdım 30 santimdi. 30 bölü 3 10 olduğu için kağıdın üstünden 10 santimden işaretledim. İşaretlediğim noktaları birleştirerek uçurtma şeklini çizmiş oldum. Kenarlarından kestim ve boyadım. Kamışın bir tanesini yatay olarak, diğerini de dikey olarak yapıştırdım. Renkli kağıttan uzun bir şerit kestim ve bunu uçurtmanın kuyruğu olarak kullandım. İpi dolaşmaması için bir dal parçasına doladım. İpin ucunu ataşa bağladım. Bu ucu tutturmak için kamışların üzerine bir ataş yapıştırdım ve uçurtmamı tamamladım. Dönüştüratörcüm, annenin çok sevdiği bir bitki yapıyorum dedin ama annem bütün meyveleri, sebzeleri çok sever. Burada hepsini saysam süremiz yetmez. He, öyle değil diyor. Peki öyle bir bitki değilse ne o zaman? Hadi göster şu projeyi bize artık. Lale. Evet dönüştüratör, böyle kağıtları kesmişsin lale gibi. Ve onları pastel boyayla boyamışsın. Sonra kamışları sap diye koymuşsun. Yine renkli kağıttan yaprak yapmışsın yeşil yeşil. Ve onları iple birbirine bağlamışsın. Gerçekten çok hoş bir demet olmuş. Dönüştüratör, ellerine sağlık. Sen de dönüştüratör gibi yapabilirsin sevgili arkadaşım. Böyle bir lale demeti ya da gül demeti. Çiçek yerine hayvan da yapabilirsin. Benim gibi böyle güzel bir uçurtma da yapabilirsin. Senin hayal gücün nasıl diliyorsa öyle yap. Yeter ki tasarla. Yap ve bizimle paylaş. Eğer bu yaptıklarımı yeniden izlemek istiyorsan tRTçocuk.net.tr adresinden veya TRT Çocuk mobil video uygulamasından dilediğin zaman izleyebilirsin. Hoşça kal. Dönüştüratör, veda etme vakti geldi.
ediyor. Bugün de geldik programın sonuna, ne yapsak diye düşündük çokça. Sen de öğren, şarkıyı söylersin ara sıra. Hop hop hop, popusu popusu, bugünlük veda ediyor bak. Süp süp süp, sürpriz kutusu.